Boş zaman nedir? Telefonla uğraşmak, oyun oynamak ya da dinlenmek. Bunların hiçbiri değil. Boş zaman okul, okul boş zaman demektir. Nasıl yani? Çalışma ve boş zaman ayrımı ilk olarak Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan'da çalışma hayatının yükünü köleler çekerken, Yunan vatandaşlara ise bu sayede skol skoli yani boş zaman kalıyordu. Onlar boş zamanı organize ederek eğitime, düşünceye ve bilgiye ayırdılar. Ve eğitime ayrılan boş zamanın geçtiği mekan, Latince'de scola ve Yunanca'da ise scole isimlerini alarak birçok dile geçti. İngilizce school, Rusça škola, Norveççe skole, Portekizce escola, Fransızca ekol, Türkçe okul. Peki kelimelerin kökeni şöyle dursun, bugün boş zaman antik Yunan'da olduğu gibi felsefe, düşünce, bilgi ve sanat barındırıyor mu? Çoğumuz başımızı yastıktan ne ara kaldırdığımızı ve ne ara yeniden yastığa koyduğumuzu fark etmiyoruz. Peki bu zamanı verimli kullandığımız anlamına mı geliyor? Boş zaman, uyumak, yeme içme, çalışmak gibi temel gereksinimlerden arta kalan zaman demekse, gün içerisinde doldurmamız gereken birçok boşluk var demektir. Çünkü antik Yunan'da kölelerin Yunan vatandaşlara kazandırdığı boş zamandan kat kat fazlasını günümüzde biz teknoloji sayesinde kazanıyoruz. Ulaşım hiç olmadığı kadar hızlı ve rahat. Alışveriş sadece bir tık uzağımızda. Hayatımızı kolaylaştıran makineler, robotlar, ev aletleri. Dahası sanal gerçeklik sayesinde az bir zaman kaybederek elde edilebilen deneyimler. Bütün bunlardan kazandığımız zamanı bir düşün. İnsanlık hiçbir dönemde bu kadar boş zaman elde edememişti. Ama hiçbir dönemde boş zamanı bu şekilde boşta geçirmemişti. Boş zaman, sosyal medyada daha fazla dolaşmak, daha çok oyun oynamak, daha çok alışveriş yapmak, tüketmek ve tükenmek için değildir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul buyurmaktadır. Boş zaman faydalı işlere ayrılması gereken bir okuldur. Denmesi. Kültür ve sanata, kitaba, aileye, yeni hobiler edinmeye, bilgiye ve sohbete zaman ayırdığım bir okul. Boş zamanlarını kendin için, kendini geliştirmek için doldur. Bu arada videomuz boyunca boş zamanda, yani aslında okuldaydınız. Unutma, boş zaman bir okul ve sen öğretmeninsin.